Kripto Para programından merhaba, ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız ve kripto para dünyasından değerli bir isim bizimle birlikte. Bugün Enclave Markets danışmanı Alp Işık. Alp Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ETF'ler merak ediliyordu. Hani geçtiğimiz hafta o haber sonunda geldi. Amerika Birleşik Devletleri özelinde Bitcoin'in spot fiyatına dayalı bir endeks fonu oluşmuş oldu. Daha önceden hani başka ülkelerde, Almanya'da, Kanada'da yanlış bilmiyorsam bunların uygulamaları vardı ama tabii Amerika Birleşik Devletleri büyük bir pazar olduğu için buradaki süreç gerçekten çok yakından takip ediliyordu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şimdi 2 günde 7 milyar dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. İyi bir rakam mı bu? Bunun devamını bekler miyiz? Yeni hafta nasıl başladı? Bunları hepsiyle konuşalım. Evet, öncelikle aslında bu ETF'ler Avrupa'da ve bazı ülkelerde vardı. Tabii ki ama en çok beklenen Amerika'ydı. Daha doğrusu bu ETF'lerin aslında ilk spot için başvurusu ta 2013-2014 yıllarına dayanıyor. O zamandan beri aslında SEC reddediyordu bunları. Şimdi bunu birazcık basitçe anlatmak gerekiyor. Çünkü çoğu kişi için biraz karmaşık bir olay. Exchange Traded Fund dediğimiz aslında borsa yatırım fonu demek ETF'ler. Biraz fonlardan bahsetmek gerekiyor aslında bunu anlayabilmek için. Fonlar aslında mesela şu anda da Borsa İstanbul'da siz bir hisse senedini seçerek yatırım yapabilirsiniz. Ama bunun yerine fonları da satın alabilirsiniz. Bankalar üzerinden, aracı kurumlar üzerinden. Bu fonları satın aldığınızda fon yöneticileri sizin yerinize tematik fonlar var. Belli başlı başka mesela BIST 30 fonu var, BIST 100 fonu var. Ne yapar? Buradaki hisse senetlerine yatırım yaparak gerekli aslında aksiyonları alır. Bazen bazı hisse senetlerini çıkarır, bazen yeni ilerine eklerler ve bunun karşılığında da yıllık bir yönetim ücreti vardır. Fonlar aslında bu şekilde çalışır. Buradaki durum da aslında biraz daha benzer. Şu anda zaten çoğu kişi Bitcoin alabiliyor mu? Alabiliyor. Kripto para borsalarından alabiliyor, Bitcoin ATM'lerden alabiliyor, birçok OTC üzerinden alabiliyor. Ama bu bazı kişiler için karmaşık bir durum. Yani çünkü bu borsalar güven vermeyen bir durum. Aynı şekilde güven vermeyen bir durum. Çünkü bu borsalarda hesap açmak, kimlik doğrulamak, bir de şimdi borsaların bazı kötü olayların yaşandığını biliyoruz. Evet. Bu borsalardaki insanların para kaybetme durumlarını sürekli haberleri de çıkınca insanlara deniliyor ki bunları kendi cüzdanınıza çekin, soğuk cüzdanınıza çekin. Ama, bu da bazı kişiler için çok karmaşık olabiliyor. Yani kendi bankan kendin ol diyorsun ama o sorumluluğu kendin almakta bazı kişiler için oldukça kompleks bir durum, karışık bir durum. Bu kişilerde doğal olarak Bitcoin'e yatırım yapmak istediklerinde aslında hep şey diyorlardı. Ben diyordu bankaya gireyim, aracı kurumuma gireyim. Orada Bitcoin'i görünce bunlara yatırım yaparım fon şeklinde alabilince diye. Şu anda Amerika'da bu SEC'nin onayladığı aslında spot Bitcoin ETF'de tam olarak bunu sağlıyor. Şu anda girdiklerinde aracı kurumları üzerinden 12-13 tane şirkete bu yetki verilmiş durumda. Hızlı bir şekilde BlackRock başta olmak üzere en çok para girişi ona olmuş durumda. Hızlı bir şekilde başladı. İnsanlar ne yapabiliyor? İlk günden sizin de dediğiniz gibi aslında ilk 24 saat içerisinde yaklaşık bir 4,5 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Ve burada aslında şöyle bir durum var. Bu spot ETF'te insanlar Bitcoin almak istediğinde bu kurumlar bu Bitcoin'i gerçekten alıp tutmak zorunda. Aslında en önemli farkı bu. Gerçekten hazinelerinde bunu tutmak durumunda ve müşterilerine bunu yansıtmak durumunda. Buradan satış yapmak durumunda. Şu anda tabii bugün sanıyorum Amerika'daki piyasalar kapalı. Aslında bir sonraki gün ETF'lerdeki daha şeyi göreceğiz. Bu arada fonlar da mesela ülkemizde bir fon alım talimatı verdiğinizde bir valör vardır. İşte T+1, T+2 şeklinde. Amerika'da bu durum unutulmamalı aslında. Yani ilk günden hemen şu kadar para girişi olduğundan ziyade bir hafta, bir ay belki beklememiz gerekebilir. Tabii şöyle de bir durum var. Ben mesela buraya gelmeden önce şeyin listesini çıkarmıştım. Çoğu kişi aslında bazı hisse senetlerini, mesela madencilikle alakalı hisse senetlerini, MicroStrategy'yi mesela elinde o kadar çok Bitcoin bulunduruyor ki Bitcoin ETF'leri gelmeden önce bazı şirketler, kurumsal yatırımcılar ya ben MicroStrategy hissesi alayım, Coinbase hissesi alayım, oradaki borsanın işte madencilik yapan hisseler alayım. Bu geçtiğimiz sene Nasdaq'ta da baktığımızda aslında Bitcoin fiyatındaki artışa çok paralel bir şekilde bu madencilik hisseleri, işte oradaki borsanın, Coinbase'in hisselerinde bir artış görüldü. Ki geçen hafta da hani bu haber akışıyla beraber orada da o hisselerin de yine yükseldiğini takip ettik değil mi? Evet, ve şöyle bir durum bekleniyordu aslında. Şimdi çoğu kişi MicroStrategy'nin elinde bulundurduğu Bitcoin varlıkları için bunu alınca Bitcoin ETF'lerinin artık %90 onaylanacağı kesinleşince Michael Saylor
ilk defa MicroStrategy'den mesela hisse satışı yaptı. Bunun ETF'le bir alakası yok, denk geldi gibi dedi ama yatırımcıları şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben sonuçta bir orada şirket satın aldım, elinde Bitcoin bulundurduğunu söylediği için. Ama şu anda Spot Bitcoin ETF çıktı. Yönetim ücretleri de oldukça düşük seviyelerde. Bütün şu an kurumlar birbiriyle yarış haline girmiş durumda. Buna bir geçiş oldu. Bir böyle bir şirket hisselerinde aşağı yönlü bir satış mesela buradan baskı getirdi. Onun dışında Grayscale'dan mesela burada yine çıkışlar oldu. İnsanlar oradaki ciddi bir komisyonlardan ve yönetim ücreti yerine ben artık spot Bitcoin alırım dendi. Kabaca böyle toparlayabiliriz. Ayrıca bir de şöyle bir durum var. BlackRock'ın bundan yaklaşık bir Ekim-Kasım ayları gibi bir tane Bitcoin cüzdanı her gün 50 Bitcoin, işte 100 Bitcoin, 500 Bitcoin sürekli alım yaptı ve binlerce Bitcoin biriktirdi. Bunun bazı kişiler BlackRock olduğunu, önceden alım yaptığını söylüyorlardı. Şimdi bir de işin şöyle bir teknik yönünü aktarmak istiyorum ben. Evet. Programda biraz farklılık olsun da diye. MicroStrategy mesela biz işte atıyorum 300 milyon dolara şu kadar Bitcoin aldık. İşte 100 evet. milyon dolara şu Hep kadar duyuruyor. Aldık diyor. Sürekli duyuruyor ama Bitcoin'in yapısı gereği bunu kanıt, yani şöyle diyeyim, kripto parayla özellikle ilgilenen kullanıcılar şunu talep edecektir. Bunun kanıtlanması gerekiyor ve bunun kanıtlanması yaklaşık bir dakika bile sürmeyen bir şey. Elinizdeki Bitcoin adresinizi kendiniz private key'inizle, özel anahtarınızla imzaladığınızda kimsenin kafasında şüphe kalmayacak şekilde o adresin kontrolünün sizde olduğunu herkese kafada sıfır şüphe kalacak şekilde kanıtlayabilirsiniz. Peki bunu sadece mesela ben de hatırlıyorum aralarda hani hatta Bitcoin çok düştüğü sıralar mesela 33 bin dolarlardan falan hani Michael Saylor işte şu kadarlık Bitcoin aldık diye açıklama yapıyordu. Bunu sadece yani sözlü bir şekilde yapıp hiçbir şekilde bir kanıt göstermiyorlar mıydı? Ben şöyle bunu ya Türkiye'de ben söylüyorum bunun bir kanıtını istiyorum diye işte sosyal medyadan yapıyorum ama yabancı globalde de baktığımda insanlar şey diyor bunu zaten SEC'ye bildiriyorlar. Amerika'da kurumlara güvenilir, insanlar kurumlara güvenir ama ya şeyi görmek istiyorsunuz. Blockchain teknolojisinde çünkü bu kanıtlanabilir bir şey. Bir ara mesela Litecoin'de böyle bir şey olmuştu. Litecoin'in kurucusu dedi ki ilk bloğu ben imzaladım. Alın bu da ismim diye ve bütün şüphe kalktı. Yani böyle bir şey yapılabilir. Peki motivasyonu ne olabilir yani orada söylememek konusunda. Şöyle mesela geçebilir. Şimdi diyoruz ki spot Bitcoin ETF alıyorlar işte Fidelity üzerinden, BlackRock üzerinden. Bu kurumlar şeyi çok rahat bir şekilde ispatlayabilir. Bizim Bitcoin adresimiz bu. İçinde 100 bin Bitcoin var. Kullanıcılarımıza buradan bu fonları yapıyoruz. Bu da adresimize private key'imizle imzalıyoruz bu adresi. Böyle yapan bir kurum emin olun ki özellikle kripto para ekosisteminde çok daha ilgi çekecektir diye öne düşünüyorum. Ama tabii oradaki dinamik biraz daha farklı olabilir. Şu an Amerika'da yaşayanlar ve bu kurumlar üzerinden Bitcoin yatırım yapan kişiler ya bunlar zaten SEC'ye bildiriyor biz güveniyoruz diyebilir ama bu şekilde de bir ispatlama mekanizması blockchain teknoloji sayesinde mevcut. Peki şimdi sırada Ethereum var diyebilir miyiz? Yani Ethereum sıra bana da gelir diyor mudur? Çünkü ETF'lerin onaylandığı haftada %13,5'lik bir yükseliş var. Ve tabii olma ihtimali var mı sizce? Yani bunu yakın yani bir ihtimal olarak görüyor musunuz? Sonuçta Bitcoin'in yapısı gereği çok daha farklı. Hani bilmiyorum oradaki yükselişe baktığımız zaman hani Ethereum pozitif ayrışmaya devam edecek mi? BlackRock'ın Ethereum Spot ETF için de başvurusu var. BlackRock'ın başvurularının ne kadarının kabul edildiği oranı düşünüldüğünde Ethereum için de evet bir Spot ETF bekleyebiliriz. Ama aynı zamanda şöyle bir durum da var. BlackRock'ın CEO'su bu hafta şöyle bir açıklama yaptı. Tamam Bitcoin spot ETF'leri geldi ama bundan sonra her şey token haline getirilecek. Bu bence çok önemli bir açıklama. Yani bu ne demek? Hisse senetleri de token haline getirecek. MTA'lar da token haline getirilecek. Ya bu ne demek? Siz mesela şu anda bir hisse senedi aldığınızda bunun arka planda mesela sattığınızda hesabınıza iki gün sonra paranın geçmesi olsun. Bunların arka planda matchlenmesi, eşleşmesi olsun. İşlem saatleri olsun mesela en basit tabiriyle belli başlı işlem saatlerinde bunların yapılıyor olsun. Bu önümüzdeki yıllarda hatta belki çok daha erken bir sene sonra, bir buçuk sene sonra artık hisse senetlerinde token haline getirilip 7/24 dünyanın her tarafından alınıp satılabilen, istediğiniz aracı kuruma çok hızlı bir şekilde aktarabildiğiniz, saklayabildiğiniz çok farklı bir dünya bizi bekliyor diyebiliriz. Ve bu sadece hisse senetleriyle kalmayacak. Yani MTA ürünleri de buna dahil MTA'lar olacak. MTA'lar ve hep uzun süredir bahsettiğimiz işte o tapuların geçmesi, değerli metallerin, kağıtların geçmesi. BlackRock'ın CEO'sunun bu şekilde bir açıklaması da herkese direkt yani buraya doğru gidiyor muyuz şeklinde. Sırf bu Bitcoin'deki spot
spot ETF'le kalmayacak diye düşünüyorum. Yani BlackRock en büyük oyuncu hani rakamsal olarak baktığımız zaman ve farklı yeniliklerde de bulunuyor. Bu anlamda hani sektöre de bir canlılık getiriyor gibi duruyor anlattıklarınıza bakınca. Şimdi hani MTA dediniz, hani farklı ürünler dediniz. Altın ETF'leri acaba hani ne durumda yani? Çünkü böyle bir dönemde hatırlayacaksınız bundan 2-3 yıl önce işte Bitcoin yeni altın mı diye konuşuluyordu. Acaba hani onu söyleyenler bugünleri öngörmüş olabilir mi? Hani bu ETF'ler üzerinden bir hani fon girişinin daha fazla olma ihtimali sizce var mı? Yoksa yine altın olarak Bitcoin'de Bitcoin olarak mı kalacak? Ve hani biraz önce söylediğiniz bu hani her şeyi tokenize etme durumuyla karşılaşırsak o zaman biraz böyle grift bir sistemle mi, finansal sistemle mi karşılaşacağız? Yanlış hatırlamıyorsam altın 2004 civarında ilk ETF'leriyle işleme başlamıştı. Şimdi şöyle internette bir grafik var sürekli paylaşılıyor. İşte altın ETF'in ilk onaylandıktan sonraki yükselişi, Bitcoin'in şu anki fiyatı ve ETF'in onaylandığı gün sonraki beklenen hangisi yükseliş daha çok diye. Yükselmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu tamamen karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Çünkü 2004 yılındaki dinamiklerle dotcom bolonu olsun, altının o zamanki aslında fiziki olarak erişimi yine vardı. Yine insanlar tabii ki de altın satın alabiliyordu. Ama biraz daha finansal sistemin içerisine girmesi aslında ETF'le birlikte geldi altına ve ciddi bir şekilde yükseliş gerçekleştirdi. Şu anda da Bitcoin'i tabii ki alınıp satılabiliyor. Dediğimiz gibi az önce bir sürü platform üzerinden zaten alınıp satılabiliyor. Altın ETF'iyle karşılaştırmak belki çok doğru olmayabilir ama ben şundan açıkçası çok eminim. Bitcoin'deki spot ETF sayesinde çok fazla bireysel yatırımcı ilk defa Bitcoin'e yatırım yapacağını düşünüyorum. Aynı şekilde kurumsal yatırımcılar da, yani bir kurumsal şirket gidip de bir kripto para borsasından hesap açıp, kurumsal hesap da açıp oradan kripto para alsa bile bunu kendi saklama sorumluluğuna girmek istemeyecekti. Ya ben bunu alayım, Fidelity, BlackRock benim yerime saklasın, istediğimiz zaman da sat alabilelim, istediğimiz zaman alabilelim şeklinde yatırım yapacaktır. Ama bu kişilerde birinci gün 4,5 milyar dolarlık girişte bu kişilerin ben olmadığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var, yani şu anda Bitcoin'in fiyatı işte 42 binler, 43 bin dolarlar seviyesindeyiz. Bundan bir önceki geldiğimde yayına baktım. İşte 20 bin, 23 bin dolarlardaymış. Evet. Bir sonraki sene Bitcoin'deki blok ödülü yarılanmasıyla birlikte aslında rekoru beklemek Bitcoin fiyatında çok da yanlış olmaz şeklinde. Standard and Chartered sanıyorum ki 100 bin dolar tahmininde bulunmuş bu yıl için ama Standard and Chartered'ın hep böyle biraz uçarı kaçarı tahminleri olabiliyor. Hani önceki raporlarda da. Dolayısıyla bilmiyorum yani sizce yeni rekor gelecek derken 69 bin dolardı sanıyorum ki tarihi rekor. 2 yıl önce onun aşılmasını bekler miyiz bu yıl? Ya bir önceki yayınımda da demiştim. Çünkü Bitcoin'de bu sene bir kere Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması var. Birazdan onu da teknik detaylarını veririz. Ama aynı zamanda bu ETF'le birlikte çok uzun süredir tartışılan. Bakın söylüyorum yani ETF bazı kişiler için belki bir senedir gündeminde ama ilk ETF başvurusu 2013-2014'de dayanıyor. Çok eskiden beri aslında bu isteniyordu. Bunun gerçekleşmesi bir kere şöyle de bir durum var. Şimdi ETF onaylanmış. Amerika'daki bütün büyük kurumlar ETF'i artık sunmaya başlayacak. Bazıları bunu reddetti bu arada. Biz bu ETF'i müşterilerimize sunmayacağız dedi ama eminim ki birkaç ay sonra onlar da sunmaya çalışacaklardır. Çünkü insanların bazı kişilerin emeklilik fonları orada olan kişiler tepki amaçlı çıkarıp başka kurumlara, ETF sunan kurumlara bile geçirmeye başladılar. Fon yöneticileri bunu biraz eklemeye başlayacaktır. Emeklilik fonları yani %1'i bile eklese burada trilyonlarca dolar varlıktan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar insanlara yayılmış, SEC tarafından onaylanmış bir şeyin televizyonda olsun, başka medya kuruluşlarında olsun, işte bu bir artık kara para aklama aracıdır, bunu sadece dolandırıcılar kullanıyor, bunu sadece kötü niyetli kişiler kullanıyor demek, herhalde bu saatten sonra ben medyada bu tarz söylemlerin çok daha azalacağını düşünüyorum. Yani SEC'nin spot Bitcoin ETF'i onaylayıp Fidelity'nin BlackRock'ın şu anda girdiğinizde ana sayfada sadece spot Bitcoin'i gösteriyor size. Direkt ana sayfasında pazarladığı bir ürünü müşterilerine hala kara para aklanıyor bununla falan gibi bir açıklama CEO'larından özellikle bundan sonra gelmeyeceğini düşünüyorum diyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon yani kriptolar kapatılsın gibi bir çıkışta bulunmuştu ama hani JP Morgan'dan da biz örneğin işte bir sürü farklı raporu da takip ediyoruz. Onlar da sanıyorum ki hani yine müşterilerine bu ETF'leri sunacaklar. Peki bu yarılamadan bahsedelim biraz. Şimdi hani Bitcoin'i zirveye taşıyabilecek gelişmeler, dinamikler nedir dediğimiz zaman biraz önce konuştuğumuz ETF. Buralara ne kadar
hızlı bir giriş olacağı, ne kadar bir büyüklüğe sahip olacağı, bu bir kere cepte bunu konuştuk. Halving dediniz, yarılama süreci. Bu da tabii ki önemli. Çünkü tarihsel olarak halvinglerden sonra hep fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Hı hı. Ama tabii ki bu bir şart değil sanırım. Şunu merak ediyorum. Bu yarılamanın tam tarihi belli mi? Yoksa böyle hani aşağı yukarı bir tarih mi tahmin ediliyor? Nasıl? Hani oradaki o teknik süreç nasıl acaba? Son olarak şunu da ekleyeyim. ETF'lerde ben açıkçası bu yıl içerisinde 100 milyar dolardan fazla bir giriş bekliyorum. Hı hı. Yani şu anda 4,5 ile 6 milyar dolar, 100 milyar doları bulacağımızı düşünüyorum. Halving de şu şekilde, hani çok basitçe teknik anlatmak gerekirse Bitcoin blok ödülü yarılanması diye geçiyor. Yani Bitcoin'de her 4 senede bir, aslında orada bir blok sayısı var. Bu yaklaşık 4 senede 1'e denk geliyor. Her 10 dakikada bir üretilen Bitcoin sayısı yarı yarıya düşüyor. Şu anda 6.25, 3.12.5'a düşecek. Bu her sene yarıya düşerek gidiyor. Yani 50 ile başladı, 25, 12.5 bu şekilde yarılanarak gitti. Bunun şu anda yaklaşık, yayına girmeden önce baktığımda 98 günü falan kalmıştı. Ama buradaki blokların bulunma hızına göre bu birkaç gün artı eksi değişebiliyor. Yaklaşık 97-98 gün sonra bu yaşanacak ve bence bu oldukça güzel bir şey. Bundan mesela bir sonraki halvingin bile hangi tarihte yaşanacağı, tam virgülden sonraki Bitcoin miktarına kadar Bitcoin'in arzının ne kadar değişeceği, hatta bundan 50 yıl sonrasının, 100 yıl sonrasının bile biliniyor. Fakat şu detay bence oldukça gözden kaçırılıyor. Şu anda mesela 3.12.5'a düşeceğiz. Fakat bir sonraki halvinge geldiğimizde %98.43'ü falan zaten Bitcoin'lerin üretilmiş olacak. Hı hı. Yani Bitcoin 100 sene sonra üretimi bitiyor gibi bir şey diyoruz ama sadece %1'i kalıyor. Hı hı. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu Bitcoin madenciliğindeki Bitcoin'lerin tamamının üretilmiş olduğunu göreceğiz. Bu arada toplamda 21 milyon Bitcoin var diyoruz. Olacak diyoruz daha doğrusu. Fakat bu da şu anda 21 milyon olmayacak. Çünkü kaybedilen birçok Bitcoin var. Burada Satoshi'nin hala kımıldamayan Bitcoin'leri var. Bazıları diyor ki kendisi öldü ve gitti. Bazıları diyor ki bilerek bu özel anahtarını yaktı ve bunu aslında sisteme dağıttı. Satoshi'nin çünkü şöyle bir sözü var. Başkasının kaybettiği anahtarı, cüzdanı kaybettiği her coin sizin elinizdeki coinlerin değerini arttırır. Doğal olarak 21 milyondan azalıyor şeklinde. O yüzden 21 milyondan çok daha az, 17-18 milyon civarında bir toplam arıza ulaşacağız diyebiliriz. Bitcoin tabii blok ödül yarılanmaları her zaman çok heyecanlıdır ama bir önceki performanslar şu anki performansı yansıtmayabilir. Çünkü şu an mesela bu sene Fed'in faiz kararı olsun, bir önceki blok ödülü yarılanmasındaki ekonomik koşullar olsun, hani 2020-2024 düşünürsek çok farklı senaryolar mevcut. Ama Bitcoin'de bu sefer hem spot ETF senaryosu, hem Fed'in yılın ikinci yarısındaki faiz indirimleri senaryosu, hem de tam böyle Nisan sonuna doğru gelen bir Bitcoin ödül yarılanması açıkçası Bitcoin fiyatını rekora götürmek için oldukça sağlam temel oluşturuyor diyebilsek çok da yanlış olmaz. Peki şimdi kısa vadeli fiyat beklentilerine gelince bir noktada hani biz uzun zamandır, evet siz hani ilk başvuruların 2013-2014'te olduğunu söylüyorsunuz ama bunun piyasalar tarafından hani çok yakından takip edilir ve beklentinin satın alınır hale gelmesi son 1,5-2 ay diyebiliriz. Ve hani ciddi böyle işte siz dediniz yani 23 bin dolarlardaydı bir önceki yerine geldiğimde, hani hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük. Beklenti alındı ve şu anda gerçekleşme satıldı diyebilir miyiz? Yoksa böyle hani bir noktada daha önceden hani bu yine beklentilerin satın alınırken o gelen ufak tefek düzeltmeler burada çok sert bir düşüşün de önüne geçti sayılır mı? Yani sağlıklı buluyor musunuz şu anki fiyatlamaları piyasada? Şöyle, Bloomberg Global'den bir oradaki ETF analistinin %90 ihtimal 10 Ocak'tan önce onaylanacak demesiyle aslında biz bu ETF'lerdeki beklentinin yavaş yavaş satın alındığını gördük. Bu da yaklaşık böyle bir 2 aylık sürece denk geliyor diyebiliriz. Çoğu kişi için tabii şöyle, borsada her zaman önden fiyatlanan bir fiyat vardır. Bu ETF'in gelmesiyle birlikte o beklentinin satın alındığını gördük ve ETF'in onaylandığı anda da sell the news dediğimiz, aslında gerçekleşen haberi sat şeklinde bir satış bekleniyordu. Fakat bu olurken çok ilginç olaylar yaşandı. En popüler bir kripto para haber sitesi bundan çok daha önce ETF onaylandı diye bir haber çıkıp sonra sildiğinde çok ciddi bir yükseliş gördük. İnsanlar bunu fragmanı dedi. Onun dışında ETF'in onaylanmadan bir gece öncesi SEC'nin resmi Twitter hesabından ETF'in, spot ETF'in onaylandığı söylendi. Sonra SEC'nin
Başkanı bizde de bu hesap hacklendi dedi. Kendi kişisel hesabından SEC'nin resmi hesabının hacklendiği konuşuldu. İşte Elon Musk'a soruldu. Gerçekten bir sıkıntım var. Evet, iki adımlı aşamalı doğrulamayı açmadı dediler. Ya inanılmaz skandal zinciri yaşandı ve o skandal yaşanırken aslında bazı kişiler ETF onaylandı diye o beklenti haberi sattı. Bazı kişiler haber yalan çıktı diye sattı. Ben orada açıkçası birazcık en azından satışların bir kısmının gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama şu anda baktığımızda 49 bin dolarlar civarında neredeyse 50 bin dolara ulaşmış Bitcoin. İşte yayından önce 42-43 bin dolarlar seviyesine tekrar düşmüştü. Tabii doğal olarak bunun birazcık haberi sat şeklinde yorumlamak çok yanlış olmaz. Ama şunu tahmin etmek gerçekten zor değil. ETF sayesinde önümüzdeki bir hafta, iki hafta sonra belki fiyata hani çok şey olmasa bile şu an bu 4,5-6 milyar dolar arası fiyatın hani çok rahat 20 milyar 30 milyar doların üzerine hızlı bir şekilde çıkmasını ben açıkçası bekliyorum. Çünkü kurumların da bazıları bekliyordur. İlk günden gidip de ETF'e yatırım yapmak istemeyen. Bir de şöyle bir durum var. 20 bin dolarlardayken belki bu ETF çıksaydı çok daha farklı olabilirdi. Hani insanlar ya tamam fiyat da 17-20 bin arası. Şimdi de 45 bin 50 bine dayanmış bir Bitcoin fiyatı belki bazıları için de hani yatırım yapmak için belki biraz düşmesini bekleriz mi diye beklemiş olabilirler. Ama yılın genelinde 100 milyar dolardan fazla giriş beklediğini ben o şekilde bekliyorum evet. Peki şimdi şeyi de şunu da konuşalım, çok fazla vaktimiz yok ama bütün bu gelişmeler, evet Bitcoin'i konuştuk, Ethereum'u konuştuk ama acaba altcoin'leri nasıl etkileyecek? Hani sektörde yani burada daha böyle bir geleneksel piyasalarla kripto varlıklar arasında bu ETF'lerin onaylanmasıyla beraber köprü oluşmuş olması altcoin'lere acaba nasıl yansır? Ya özellikle SEC ile davası olan altcoin'ler Amerika'da halihazırda Amerikan şirketlerini çıkarmış olduğu altcoin'ler ya Amerika tarafındaki altcoin'lerde elbet bir gelişmeler beklenebilir ama şu anda hani spot Ethereum spot ETF tarafında Ethereum için bir yeni şey bekleniyor, onay bekleniyor diyebiliriz. Ama onun dışında şu altcoin için de bir spot tarafta SEC'den bir onay gelmesi bekleniyor gibi bir şey demek biraz yanıltıcı olabilir açıkçası diyebiliriz. Altcoin tarafında en azından ETF tarafında bu şekilde. Onun dışında tabii Bitcoin'in oradaki dominasyonuna bağlı olarak aslında Bitcoin'in biz şu anda sahnede Bitcoin var. Şu anda herkesin gözü Bitcoin'de. Belki bir sonraki spot ETF'in gelmesiyle birlikte Ethereum'a gözler çevrilir. Ethereum'a tabii gözler çevrilince de doğal olarak altcoin'lerde de bir hareketlenme, yukarı yönlü bir hareketlenme beklemek yine çok yanlış olmayacaktır. Ama ilk başta şu anda sahne Bitcoin'in diyebiliriz. Evet, sahne uzun zamandır Bitcoin. Bitcoin'in onda olmaya devam edecek gibi ki dominasyonda da biraz artış vardı bir cümleyle alayım. Evet. Tabii doğal olarak ETF'in gerçekleşmesiyle Bitcoin'de 49 bin dolarlara çıkarken orada biraz altcoin'lerde geri çekilme gördük. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Enclave Markets danışmanı Alp Işık bizimle beraberdi kripto para programında. Noktalıyoruz programımızı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.